Merhaba dostlar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Hafta sonu ve pazar günü sevgili arkadaşlar, analistlerin %118 yükseliş öngördüğü hisse. Arantif yatırımlar bölümünde bu hisseyi sizlere tanıtacağım. Biliyorsunuz, e, sadece Türkiye borsalarından değil, dünyadan da sizlere bazen haberler veriyorum hafta sonları özellikle. Niye veriyorum arkadaşlar? Görmek lazım. Özellikle görmek lazım çünkü bugün mesela Tesla ile ilgili yapmış olduğumuz bir video vardı. Önemli bir videoydu. Şimdi de %118 yükseliş öngörüyorlar. İlaç firmaları için enzimler geliştiren ve üreten biyoteknoloji şirketi Codex %10'dan fazla yükselişe geçen ay sektörde en iyi performans gösteren isimler arasında yer aldı diyor görüyorsunuz. Evet. Pfizer'ın ağız yoluyla alınan COVID-19 antiviral ilacı için enzimler üreten Kaliforniya merkezli şirket Wall Street'in takdirini kazandı. Takip eden 8 hisse senedi analistin tamamı hisseyi al notuyla tavsiye ediyor. Biz de nasıl alacağız bunu diyorsunuz. Bunlarla ilgili yatırım şirketlerinizle bankalarla konuşabilirsiniz arkadaşlar. Yani biz burada kesinlikle sizlere bir Yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Fakat dünyadaki olan bazı şeylerde hisselere de bakmak gerekebilir bazen yatırım olarak çok az miktarda da olsa denemek de gerekiyor. Ya ve oradaki şirketlerin nasıl Türkiye'deki yatırımcı fonların vermiş olduğu öngörüleri biz sizlere sunuyorsak ben haftada bir iki videoda da bu şekilde sunmaya çalışıyorum. Bir iki video dediğimde yani ben haftada arkadaşlar. 80-90-100 video yapıyorum parça parça biliyorsunuz. Bunlar da 1-2 de çok değil aslında. Fakset verilerine göre analistlerin ortalama fiyat hedefi hissenin önümüzdeki 12 ayda %118 yükselme potansiyeline sahip olduğuna işaret ediyor. Hisse perşembe günkü kapanışta yaklaşık 6 dolar seviyesinde işlem gördü arkadaşlar. Şirketin Nestle Hilt Science ile ortaklaşa geliştirdiği pankreas yetmezliği tedavisine yönelik CDX-7708 enziminin faz 1 deney sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Piper Sandral analistlerinin 18 Ocak tarihli bilgilendirme yazısında sonuçların olumlu olması halinde yatırımcıların çeyreklik sonuçlardan ziyade bu tedaviyle ilgili fırsatların uzun vadeli değerine ağırlık verebileceği belirtildi. Kodaksiz bu ilaçla ilgili deneylere 2021'in sonlarında başlamıştı. Şirket 4'ün çeyrek Mart ayında açıklayacak. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin arkadaşlar içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri, hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir. Yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen buna dikkat ediniz. Kanalımız para bilgiye de yatırım ee, özür dilerim. Kanalımız para bilgiye de abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.